Müslüman olsun, sahipsiz kalmayacak. Burada en iyi şekilde bakılacaklar. Kendisinin bu alicenap davranışından ötürü şükranlarımızı belirtmek üzere de yetimhaneye kumandan Filipos'un ismini vermeyi münasip bulduk. Başka çaremiz yoktu kumandan. Gayet isabetli oldu general. Çocuklar burada da bizim kontrolümüz altında iyi birer Hristiyan olarak yetiştirilebilirler. Haydi bakalım çocuklar. Yeni yuvamıza hoş geldiniz. Oğuz. Binbaşı ölmüştü. Lakin içindeki insan ölmemiş çok şükür. Bugün muazzam bir iş çıkardınız Miralay. Filipos çocuklarla alakalı planından vazgeçmiş değil mi Hamilton? Orası mühim değil. Savaşın engelmesini unutacaktır. Bugün özel bir gün. Eğer Azize Hanım da yaşasaydı sizinle gurur duyardı. İşgal altındaki bir şehirde tutsaklar o çocuklar hala Mr. Hamilton. Eğer Azize Hanım yaşasaydı bana bunu anımsatırdı. Cevap geldi. Ne yazmışlar? Damat Ferit gibi bir hainin yaptıklarının bu milletin önünde hesabını vererek cezalandırılması icap eder derler. Bir suikaste değil. Peki damat Ferit'in okuyacağı Mustafa Kemal ve Dağıstan'ın idam fetvasıyla alakalı bir şey yazmış. Mustafa Kemal bırakın okusun, halk kimin vatan haini olduğunu zaten biliyor demiş. Dağıstan'ın adamını nasıl durduracağız? Ben derhal gidip konuşacağım onu. Sen benim yerimde olsan ne yapardın Miralay? Ahval ve şerait böyleyken ben suikast kararımdan vazgeçerdim Dağıstan'dan. Madem damat Ferit'e el çektirilecek o halde onun ölümünü vebalini almazdım üzerime. Ankara'da senin gibi düşünüyor. Telgraf çekmişler.
Gel vazgeç bu işten diyorlar. Aklın yolu bir. Ankara feraset sahibidir. Ne dese doğrudur. Öyle mi dersin? Haşa. Ankara da hata yapar ama bu mevzuda haklılar. Madem öyle, Ferit'in canını bağışlayalım. Yana haber yollarım. Döner gerisin geri. Şuraya bak. Hepsinin ayrı yatağı olacak. Hem de daha bir sürü çocuk için yer var. Allah babamın tuttuğunu altın etsin vallahi. O olmasa bu çocuklar gemide olacaktı. Biz burada mı kaldık Hilal abla? Evet. Güzel mi burası? Güzel. Sizin ev de güzeldi. Çocuklar, size burada çok iyi bakacaklar. Biz evimizde yeri geldi doyuramadık sizi, yeri geldi hastalandınız. Olsun. Bizi burada bırakıp gidecek misiniz Hilal abla? Bırakır mıyız hiç? Biz buraya geleceğiz, oyunlar oynayacağız beraber, yemekler yiyeceğiz. Hilal, biz neden burada çalışmıyoruz ki? Yani çocuklara bakarız, ne bileyim yetimhaneyi çekip çeviririz. Abla, çocuklardan en çok şikayet eden sensin. Sen mi burada çalışmak istiyorsun? Aman tamam işte uzatma. Ne diyorsun sen onu söyle. Artık buradayız o vakit. Abla. Ben şuraya bakacağım. Bak hadi. Abla. Burası sizin sayenizde açıldı. Sen, babaannem, babam. Babam. Sen olmasaydın bu çocuklar dağ başında bir mağarada öleceklerdi. Hadi ben gideyim artık. Damat Ferit'i karşılamak icap eder. Senin işin yok mu? Açamadınız mı şu meyhaneyi daha? Biraz daha işi var. Ayrıca meyhane değil, taverna. Bizim ufaklıklar ne yapıyor merak ettim. 2-3 taş attılar diye zindana attınız zavallıları. Neyi merak ettin? Babamı kızdırmamayı öğrenmeniz gerek. Şuna bak. Ne kadar zayıf. Sevdiğin birinin bu kadar korunması olması seni de korkutmuyor mu? Bırak şunu. Bırak. Git. Ne istiyorsun Alexi? Yardım etmek istiyorum. Defol git. Gölge etme yeter. Yanına sokulmadıysam kapıda babamın ismi yazılı. O yüzden ben buraya istediğim zaman girip çıkabilirim. Çabuk bitti bu sefer. Azar azar dikkatli içmen lazım yoksa tesiri azalır. Dikkat diyorsun ya. Ondan bende yok işte. Gel. Şifa olsun. Sağ ol. Beyim. Ankara Ferit'i vurmayın demiş. Ha dediler. Ne edeceğiz? Vuracağız pehlivan. Ankara bundan gayrı bana emir veremez. İsmet telgraf çekmiş. Batı cephesi kumandanından emir alacakmışım. Seni Batı cephesi kumandanı
yapmayacağız demeye getirmişler. Gel orduya katıl dedikleri buymuş pehlivan. Mayın eşeği gibi önden sürecekler bizi. Senden daha cevvali mi varmış da ona tabi etmeye kalkarlar bizi? Onlar da, Yunan da, Ferit de pişman olacak. İzmir'deki adamıma renk vermedim. Belli ki Ankara'nın lafından sonra onun da gönlü yok suikaste. Taş koymasın. Sen de kimseye bir şey belli etmeyeceksin pehlivan. Emrin başım üstüne beyim. Damat Ferit bugün ölecek. Ferit Bey ile daha önce karşılaşmış mıydınız general? Hayır müşerref olmadım komutanım. Talihli biri. Devlet işlerinden elini eteğini sektikten sonra siyasete atılmış. Hürriyet ve İtilaf'ın kurucuları arasında yer almış. Derken sadrazam olmuş. Zevcesi Mediha Sultan Abdülaziz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.